üzerinde Türkiye'de dolar olmadığı, euro olmadığı için aynı zamanda Avrupa Birliği'nden ve Amerika'dan yaptırım artık neredeyse kesin olduğu için çok ciddi baskılar oluşacak. Kimse bana şunu söylemesin. Avrupa Türkiye'ye yaptırım uygulayamaz. Öyle bir uygular ki neye uğradığını şaşırırsın kardeşim. Sen Avrupa'nın tek pazarı değilsin. Sığınmacıları göndeririz. Gönderemezsin kardeşim. Onunla ilgili de önlem aldılar. Yunanistan sınırında asker bekliyor. Çatır çatır geleni indiriyor. Bununla ilgili bir bilgi aktarayım. Önlem almaya falan gerek yok. Bu konuyla ilgili zaten göndersem bile iadeyi kabul etme anlaşmasını bizzat AKP imzaladı. O kadar. Yani öyle bir kozun falan da yok senin. Velev ki gönderdin. Hani velev ki sınırı açtın hadi git kardeşim dedin. Giden adamı da zaten Yunan kapıda vuruyor. Hayır. Yani anlayacağım. Selçuk bak Türkiye bütün uyarılara rağmen AKP tarafından atılan bir imzayla orada yakalananı kabul etmek, iadesi anında kabul etmek durumunda. Bunu hangi mantıkla, hangi kafayla imzaladılar bilmiyorum. Ama attılar yani bunu. O başka bir ayrıntı, tamam mı? Yani iş oraya bile gelmeyecek, onu söylüyorum sana. Öbür taraftan şimdi Avrupa Birliği sana yaptırım uyguladığında, Amerika katsa yaptırımlarını uyguladığında ki uygulayacak. Çünkü bugün savunma sanayi, Rus savunma sanayinin yetkilisi, genel müdürü. Bu arada devlete ait olan savunma sanayisi, bizim gibi Katarlara ait olan değil, bir açıklama yaptı. Dedi ki S-400 süreci bitmiştir kardeşim. Biz S-400'ü gönderdik tamamen, parasını da aldık. Hatta ikinci anlaşmayla ilgili de Türkiye'den karar bekliyoruz dedi. Ve hatta şöyle bir cümle kurdu, çok tehlikeli bir cümle bu. S-400 anlaşması yapan Türkiye bir istisnadır dedi. İlk defa bir NATO ülkesiyle biz böyle bir anlaşma yaptık dedi. Evet. İlk defa. S-400'ün kime satıldığına bakıyorsun kardeşim. Çin'e satılmış, Türkiye'ye satılmış. Üçüncü bir devlet yok. Bak Çin'e ve Türkiye'ye satılmış. Ve bunu Rus yetkili alenen söyledi. Niye söylüyor sizce bunu? İyice Türkiye'yi kopartmak için o taraftan. Bu yaptırımlar Türkiye'ye uygulansın diye. Şimdi biz bir de şunu sanıyoruz. Rusya bize kucak açacak. Yani Amerika'dan biz kopacağız, NATO'dan kopacağız, Avrupa Birliği'nden kopacağız. Rusya, Çin, İran da bizi bekliyor. Şimdi Rusya acaba zamanında yapılan yanlışları o kadar kolay unutacak mı? Ya da bunları koz olarak kullanıp istediği gibi atını koşturacak mı? Bütün bunları hiç saymıyoruz, hiç önemsemiyoruz. Dolayısıyla bu yüksek faiz ortamı, bu yüksek kritik riskli ortam, bu kur şoku ortamı Türkiye'yi korkunç bir ekonomik bunalıma doğru götürüyor Çetin. Ekonomik krizi falan geçtik artık. Ekonomik kriz falan yok Türkiye'de arkadaşlar. Bir ilave yapayım sana. 4 Aralık 2020 itibariyle Reuters kaynaklı bir haber yayınlandı. Yani vatandaşın durumunu biliyoruz. Şirketlerin durumunu biliyoruz. Kamu bütçesi evlere şenlik rekora koçuyor açıkta. Onu da biliyoruz. Varlık fonunun içine atılanların nasıl patır patır satıldığını biliyoruz. Şimdi asıl kritik uyarı bankacılık sektöründen geliyor. Çünkü BDDK'nın bu yıl sonunda bitecek olan sorunlu kredilerin takibe alınması, atılma süresi, yani işte teknik olarak NPL diyelim, NPL'ye atılma süresi, yani artık kredi sorunlu ve takibe, oradan da işte icraya kadar uzanacak bir silsileyi başlatacaklar. Bununla ilgili takibe atılma süresinin uzatılmasını talep ediyor BDDK. 6 ay daha uzatmak için görüşüyor. Yani o kadar kim mesela burada kritik nokta şu arkadaşlar. Kimse bu krediler niye takibe düşecek aşamaya, reform mu konuşuyorsunuz? Aşamaya geldi. Niye insanlar paralarını ödeyemiyorlar diye sormuyor. Sadece zaten herkes tarafından kabul edilen bir ekonomik sıkıntı daha fazla gün yüzüne çıkmasın, bankacılık sektörü de buna dahil olmasın diye takibe atılması gereken kredilerin takibe atılmadan önce tutulacağı havuzun süresini uzatmayı teklif ediyor. Ya iş artık
makyajın ağa babasına gelmiş vaziyette. Anlatabiliyor muyum? Bundan sonrası hani şey masaldaki gibi düğün cümbüş. Herkes zil takıp oynar. Çünkü artık kimsenin kaybedecek bir şey olmaz noktaya doğru gidiyoruz. Bu kritik. Peki Avrupa Birliği konusunda bence bir iteleyecekler. Yani ben hemen yaptırım olacağını zannetmiyorum. Çünkü Avrupa... Yok Çetin bak haberleri doğru senin için söylemiyorum bunu da yanlış anlama lütfen. Haberleri günlerdir çıkan haberleri takip ettiğin zaman bu yaptırımların çatır çatır geldiğini görüyorsun. Türkiye'nin arkasında duran tek ülke Almanya'ydı. Bugün Almanya Dışişleri Bakanı Mas'tan açıklama geldi kardeşim. Adam diyor ki Türkiye ile uzlaşmaya çalıştık. Hiçbir şekilde uzlaşıya yanaşmadı. Ve bu koşullar içerisinde liderler zirvesinde muhtemelen bugün görüşmeler yapıldı. Dışişleri Bakanları bir araya geldi Avrupa Birliği'nin. Dolayısıyla yani biz kendimize güzellikler yaratıyoruz şu anda. Diyoruz ya bize yaptırım yap. Niye yapmasın abi? Daha riskli bir şeyden bahsediyorum ben. Daha riskli bir şeyden bahsediyorum. Evet yani Alman Dışişleri Bakanı'nın üstelik Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında sonrasında yaptığı açıklamayı ben de okudum. Adım adım işin yaptırıma gittiğinin farkındayım. Ama keşke yaptırımda bulunsalar. Bak daha riskli bir olaydan bahsediyorum ben size. Avrupa'nın genel tarzı ölümü gösterip sıtmaya razı etmektir. Şimdi eğer yaptırım yapacağız, bak iş bu kadar şiddetli deyip hemen yaptırmadan bir takım tavizler koparmaya kalkarlarsa buradan tarihi bir uyarı yapmak anlamında bu açılımı yapıyorum. Türkiye ne verecek aman diyorum. Abi bak. Direkt yaptırım yapar. Orta cevap versin de bak yine Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı açıklama yaptı. Öyle kısa vadeli yaptırım falan yok dedi. Orta ve uzun vadeli yaptırım. Bu ne demek biliyor musun? Avrupa Birliği üyeliği yok. Bundan sonra Gümrük Birliği'nden de sizi uzun vadeli bir şekilde atabiliriz ya da bu işi dondurabiliriz'e getiriyorsa ihracatını bitirir bu iş. Öbür taraftan daha ötesini söyleyeyim sana. 7 konuda taviz vermen gerekiyor. 7 konuda. Bunların içinde Suriye var, yani Suriye'nin kuzeyinden çekilme meselen var, Doğu Akdeniz var, Kıbrıs meselen var, Gümrük Birliği meselesi var, Avrupa Birliği'ne üyelik meselesi var, müzakereler meselesi var. Onun dışında Libya meselesi var, Mısır meselesi var. Yani bütün konularla ilgili adamlar her şeyi masaya yatırıyorlar bu toplantıda. Sen bunların hepsinden taviz vereceksin diyor. Hepsinde geri adım atacaksın. O zaman belki biz sana yaptırım uygulamayız diyor. Belki o da. Abi, belki bir ihtimal. Ben her halükarda eğer mesela bu sayılan maddelerin çoğu Türkiye'nin hakları. Ben orada farklı düşünüyorum sizden biliyorsunuz. İnşallah abi senin dediğin gibi olur inşallah. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok iyi niyetli bir tablo çıkacağı kanaatinde değilim. Çünkü abi çok gelgit oldu. Çok gelgit oldu. Haklıyken haksız pozisyonuna geçtiğimiz durumlar oldu. Selçuk oğul, şimdi size bir şey hatırlatacağım. Bu Doğu Akdeniz petrol arama vesaire bunlar gündeme geldiğinde bu programda bir şey söyledim ben. Bak dedim, bunu hakkındır ararsın aramazsın ama hareketi yaptıysan geri adım atmayacaksın. Anlatabiliyor muyum? İşte o geri adım atma riski beni ürkütüyor. Yani hakkını olduğunu düşünüyorsan git bakalım sonuna kadar abi. Yola çıkarken bunu göze almış olman lazım. Çünkü geri adım attığın noktada başladığın yerden daha kötü bir pozisyonda yakalanıyorsun demektir. Ama bunu göreceğiz. Bunu göreceğiz. Hep beraber yine belki de özellikle sadece bir program bunu tartışacağız diye düşünüyorum. Bir soru sorayım. Bu arada sen biraz izleyici sorusu aktarsana o son konuya geçmeden önce. Yok oğul bir yorum yapsın ben de onları süzeyim bu arada. Tamam oğul aynı konuyla ilgili sen de bir açılım yapmak istiyorsan. Ya şimdi biz şöyle bir probleme sahip bir ülkeyiz. Şimdi bizim bir gücümüz var, bir çapımız var, bir etki alanımız var. Ama biz ekonomik olarak bu etki alanı yani var olan etki alanımızın ötesine geçmek istiyoruz. Ama bizim
belki de silahlı olarak kuvvetimiz buna yeterli ama ekonomik gücümüz buna yeterli değil. Bunu Avrupa Birliği görüyor. Bunu Amerika da görüyor. Ama biz hala o yeterli olmadığımız halde o hamleleri yapmak için uğraşıyoruz. Ve bizim bu yaptığımız hamleler gerçekleştikçe ekonomimizde verdiğimiz açıklar adamlara koz olarak geliyor. Şu anda bizim Avrupa Birliği'yle durumumuzda fotoğrafı budur yani. Avrupa Birliği'nden taleplerimiz var, onlara yanaşmak istiyoruz. Tekrar öyle bir politikalar takip etmek için hükümet uğraşıyor ama Avrupa Birliği aynı derecede buna yaklaşır mı? Benim de şüphelerim var. Yaklaşmaları için bir sebep de göremiyorum. Bizim dış politikada attığımız adımların çoğu onların menfaatine ters. Tabii bizim menfaatimiz için doğru adımlar atmalıyız. Ben burada hemfikirim. Burada yana bir taviz verelim diyen biri değilim. Ama eğer sen kendi sikletinin üstünde mücadele etmek istiyorsan o zaman o siklete yönelik çalışma yapacaksın. Ne bileyim 80 kiloluk bir boksörken ağır siklet yapmak istiyorsan 100 kiloya çıkacaksın. 100 kiloya çıkmadan 80 kilo halinle 120 kiloluk adamlarla dövüşmeye kalkarsan dayağı yersin. Türkçesi bu. Güzel. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani Atatürk'ün koyduğu hedefler sadece silahlı kuvvetler değil, ekonomik hedefler vardı, kültürel hedefler vardı. Sen bütün bunları bir arada götürüp ülkeyi belli bir noktaya getireceksin. Ondan sonra bunlar benim hakkımdır diye mücadeleye gireceksin. Ama kendine olan güvenin tam olacak.